Bugün görenlerin içerisini ürperten ve bir o kadar da olmaz denilen tesadüflerden sizlere bahsedeceğiz. Bakalım herkesi şaşırtan bu tesadüfler sizleri de şaşırtacak mı? Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak videomuza bir baba ve kızlarının çekildiği bu fotoğrafla başlıyoruz. Michael Dick adındaki bu adam uzun süredir kayıp olan kızını aramak için tüm İngiltere'de çocuklarıyla birlikte kızını aramak için dolaşmıştır. Bir yerel gazete kendisine yardım etmeyi kabul edince gazetede yayınlanacak makale için bu fotoğraf çekilmiştir. Ama hiç kimse bu fotoğraf çekildiğinde babanın aradığı kızıyla birlikte aynı fotoğrafta olduğunu bilmiyordu. Babasının aradığı kız Lisa, fotoğrafı gördüğünde çok şaşırmış ve kendisinin de fotoğraf yayınlanmadan 3 gün önce babasını aramaya çıktığını söylemiştir. Aynı zamanda Lisa, babası Michael'a ulaştığında babası bunun bir aldatmacı olduğunu söylese de, "Çok geçmeden benim kızım olduğumu fark etti," demiştir. Sizce de bu tesadüf çok ilginç ve etkileyici değil mi? Budistlerin yeniden dünyaya gelme inançlarını kuvvetlendirecek olan iki kişiyle videomuza devam ediyoruz. Eminiz ki siz de sosyal medyada Mesut Özil ve Enzo Ferrari'nin benzerliğine dair birçok yazı ve görsel görmüşsünüzdür. Ferrari'nin kurucusu olan Enzo Ferrari'nin Ağustos 1988'deki ölümünden sonra Ekim 1988'de dünyaya gelen futbolcu Mesut Özil ile aşırı benzerliği herkesi fazlasıyla şaşırtmış ve etkilemişti. Hatta bu benzerlik bazı kişilerin aklına reenkarnasyon gerçek mi sorusunu getirmiştir. Sizce Enzo Ferrari ve Mesut Özil'in birbirine benzerliği sadece bir tesadüf müdür? Şimdi ise sırada oldukça şaşırtıcı bir tesadüf bulunmakta. Peki siz bu tesadüfe inanabiliyor musunuz? Oldukça ilginç ve dikkat çekici bu fotoğraftaysa kelebek kendi türünü gösteren bu sayfaya konmuştur. Fotoğrafı çeken kişiyi bile şaşırtan bu fotoğraf birçok kişinin aklında acaba kurgu mu sorusunu uyandırmıştır. Geldik videomuzun son sırasında yer alan korkunç tesadüfe. Bu korkunç tesadüfler James Dean adlı bir aktörün hayatını kaybetmesine neden olan bir araçtan kaynaklanmakta. Olay ilk olarak bir aktörün James Dean'e "Lütfen asla binmeyin, o arabaya binerseniz önümüzdeki hafta bu saatte ölü bulunacaksınız," demiştir. Ne yazık ki bir hafta sonra söylenen olmuş ve Dean hayatını kaybetmiş bir şekilde bulunmuştur. Korkunç olaylar aslında burada bitmemekte. İlk olarak bu aracın hurdasını taşıyan tamirci, arabanın bacağının üzerine düşmesi sonucu sakat kalmıştır. Yine aynı şekilde bu aracın motorunu aracına taktıran bir doktor yine araba kazasında ölmüştür. Doktorun kardeşi araba motorunu sergilediğinde ise sergilediği salonda yangın çıkmış ve doktorun kardeşi de hayatını kaybetmiştir. Yıllar sonra ise motor yine sergilenmiş ve bu sefer bir seyirci arabanın üzerine düşmüş ve seyirci ağır yaralanmıştır. Peki siz bu korkunç tesadüf ve diğer tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tesadüfler üzerindeki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.